Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmaya ilk kez mi katılıyorsunuz? Evet, ilk kez. Heyecan var mı? Biraz. 1 milyonu alınca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Arabaya mazot alacağım. O zaman ilk sorumuz geliyor. Fenerbahçe Futbol Kulübü en son hangi yılda şampiyon olmuştur? A. 2018. B. 2014. C. 2016. D. 1453. Evet, zor bir soru. Çok oldu çünkü. Bayağı oldu. Futbolla aranız nasıl? Pek iyi sayılmaz. 1453 değildir. 2018, 2014. Ben C şıkkı demek istiyorum ya. C şıkkı 2016 son kararım. Sağlık olsun. Ve sıradaki yarışmacımıza geçiyoruz. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Vedat Milor, gurmeyim, Twitter fenomeniyim aynı zamanda. Boğaziçi'nde ekonomi, Princeton'da sosyoloji, Stanford'da hukuk bitirdim ama o kadar önemli değil. 1 milyonu kazanırsanız ne yapacaksınız? Yiyeceğim. Pekala. O zaman ilk sorumuz gelsin. Hadi bakalım. Aşağıdaki besinlerden hangisi Türk damak tadına göre daha kokuludur? A. Kuzu. B. Koyun. C. Dana. D. Kuru soğan ekmek. Şimdi bunların hepsinin kendince bir kokusu var. Ama Türk damak tadı diyor. Ben riske girmek istemiyorum. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala. Seyirci jokerimiz geliyor. Seyircimize soruyoruz. Hangisi daha kokuludur? Süreniz başladı. Evet, bütün stüdyo D şıkkı demiş. O zaman doğrusu D şıkkı herhalde. Ya da ötekilerin kokusunu bilmiyorlar. O da olabilir. Biraz erken olacak ama ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, telefon jokerimiz geliyor. Somer Şef, Danilo Şef, Nurettin Nebati. Kimi aramak istersiniz? Nurettin Nebati. Nurettin Bey'i arıyoruz. Alo. Nurettin Bey, aşağıdaki besinlerden hangisi Türk damak tadına göre daha kokuludur? A. Kuzu. B. Koyun. C. Dana. D. Kuru soğan ekmek. Şu an bir de toplumda damak değişti. Evet. Şu anda koyun eti çok ucuz. Doğru. Dana etine göre. Doğru. Ama koyun etini yemiyor. Halbuki Türkiye'deki yapı koyun üretimine yönelik, evet, bir Nurettin Bey, süremiz... coğrafyada yaşıyoruz. Ama biz damağı, tabii, dana etine çevirdik. Tamam. Koyun etini Nurettin Bey, çocuklarımız yemiyor. Evet, kokusundan rahatsız oluyorlar. Belki sizler de yemiyorsunuz, bilmiyorum ben ama. Ben yiyorum, ben yiyorum. Buna yönelik olarak da adımlar atılması lazım. Yarım kaldı. Evet, daha anlatıyordu. Ben Nurettin Bey'e güveniyorum ve koyun demek istiyorum. Ve koyun son kararım. Maalesef. Sağlık olsun. Ve sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Radi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine karşılaştık. Karşılaştık da daha bir kuruşunu alamadık Kenan Bey. Bu sefer en azından bir 25 kağıt verin de işimiz görülsün. O zaman hazırsanız ilk sorumuz gelsin mi? Sal gelsin. Aşağıdaki uyanıklardan... Ben şıkkına gelen alçı son kararım. İlk sorular kolay oluyor. Tebrik ederim. Teşekkürler, sağ ol. İlk soruyu bildiniz. Tam 1000 lira kazandınız. Başlarda iyiyim de sonlarda sıçıyorum.
O zaman sıradaki sorumuz gelsin. Yapıştır. İstanbul'u 4 defa kuşatmasına rağmen alamayan Osmanlı padişahı kimdir? A. 2. Murat. B. Engin Altan Düzyatan. C. Yıldırım Beyazıt. D. Binali Yıldırım. Süreniz başladı. Şaşırtmacalı soru. Engin Altan Düzyatan Bilecik'i fethetti diye biliyorum. 2. Murat'ı izlemedim. Binali Yıldırım 2 defa denedi ama alamadı. Ben C şıkkı demek istiyorum. C. Yıldırım Beyazıt son kararım. Şimdiye kadar çok iyi gidiyorsunuz. Müşkül durumdayım Kenan Bey. İman gücüyle gidiyorum. Buradan para ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız? Kıçımızı toplayacağız inşallah. Bitcoin dediler girdik. Biz girdik piyasa battı. Dolar düşer dediler. 11'den dolar sattık. NFT dediler. Orada da tokatlandık. Şeyi anlasana Radi abi. Sana bir de arsa çakmışlardı Metaverse'te. Yatırımlık ne bir derya sanalarsa. He. Orası daha değerlenecek ama. Köprü geçecek şimdi önünden. Sanal köprü. Nereden köprü geçecek abi? Yaktın kefen paramızı. O zaman 25 bin liralık baraj sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Hadi bismillah Kenan Bey. Hazırım inşallah. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Dünyaca ünlü Türk akademisyen ve yer bilimci bilim insanımız Profesör Doktor Celal Şengör'e aittir. A. Carl Sagan'ı s**tir et. B. Stephen Hawking'i s**tir et. C. Sigmund Freud'u s**tir et. D. Oytun Erbaş'ı s**tir et. Süreniz başladı. Zor bir soru. Celal Şengör'ü takip eder misiniz? Depremden depreme. Bu sözlerden herhangi birisini duydunuz mu? Duymadım da şıklardan çıkaracağım. Carl Sagan Kozmos kitabının yazarı. Uzayla ilgili çok önemli çalışmaları var. Stephen Hawking evren bilimci. Kara deliklerle ilgili keşifleri oldu. Sigmund Freud psikanalizin babası. Ha s**tir eder misin edersin. Orası sana kalmış. Oytun Erbaş da çok değerli bir bilim insanımız. En son Türklerin Covid'e yakalanmayacağına dair çok önemli açıklamalar olmuştu. Geçenlerde depremleri uçak gemisinin yapabileceğini söyledi. O bakımdan s**tir edecek olsam s**tir edermişin gibi geliyor ama. Ben seyirciye sormak istiyorum Kenan Bey. Pekala. Seyirciye soruyoruz. Celal Şengör hangisini s**tir et demiş olabilir? Evet. D şıkkı çoğunlukta gözüküyor. Aynen. Ben de A ile D arasında gidip geliyordum. O zaman ben telefon jokerimi de kullanmak istiyorum. Pekala, kimi arayalım? İlber Ortaylı, Celal Şengör, Oytun Erbaş. Oytun Erbaş'ı arayalım. En iyi o bilir. Oytun Erbaş'ı arıyoruz. Alo. Oytun hocam selamun aleyküm. Celal Şengör aşağıdakilerden hangisini s**tir et demiştir? A. Karsakar'ı s**tir et. B. Stephen Hawking'i s**tir et. C. Sigmund Freud'u s**tir et. D. Oytun Erbaş'ı s**tir et. Ne diyorsun lan? Hocam kim milyonlara katıldım? Celal Şengör ne demiş onu soruyorum. A. Carl Sagan, B. Stephen Hawking, C. Sigmund Freud, D. Sen çabuk. Yani bana kalırsa D olması lazım. D mi, emin misin? Emin değilim de mantık yürüttüm. Hah, mantık yürüttüysen tamam. Kapatalım Kenan Bey. Ben Oytun Hoca'yı s**tir ediyorum. A. Carl Sagan demek istiyorum. Son kararınız mı? Aynen. A şıkkı Carl Sagan son kararım. Ha! 25 bin bizim Özcan. Tebrik ederim. 125 bin liralık soru gelsin o zaman. Yok, 25 yeter bana. Soruyu görseydin Radi abi. Gereği yok, 25 yeter bize. O zaman yarışmadan çekiliyorsunuz. 25'i alıp gideyim Kenan Bey. Ben mantıklı bir insanım. 25 bin lirayla kendisini uğurluyoruz. Allah razı olsun. Evet. 25 bin lirayla ne yapacaksınız? Katlayacağım Kenan Bey. Şimdi borsa 1000 kat çıkacak diyorlar. Borsa İstanbul'da bir tane kağıt buldu. Çok yaklaşmış olabiliriz arkadaşlar. Hayvanın yuvası yakınlarda olmalı. Kokusunu alıyor musunuz? Bok kokuyor. Lan hadi 2 saattir foseptik içinde yürüyüz. Sana uyanın aklına sıçayım. Buradalar Trump. Hissediyorum.
Köstebek isterim. Asla yalan söylemez. Bir de bana köstebek adam dersen sevinirim. Şu an gizli görevdeyiz. Lan kanalizasyonda ne arıyoruz peki? S**mesin bizi nice kaplumbağalar.